arkadaşlar rüzgarların genel özelliklerini biliyoruz. Şimdi bu dersimizde rüzgarların çeşitlerini öğreneceğiz. Rüzgarlar bir takım alt dallara ayrılmış. Peki ana başlığımız rüzgarlar. Rüzgarlarda sürekli rüzgarlar 1, devirli rüzgarlar 2 ve buna bağlı olarak da yerel rüzgarlar 3. Bunları da sıcak yereller ve soğuk yereller olarak 2'ye ayırabiliriz. Şimdi sürekli rüzgarlarımız nelerdir? Onlardan bahsedelim. Etki alanları geniştir bu rüzgarların en önemli detaylarından bir tanesi etki alanları geniş. Kesintiye uğramayacak rüzgarlar arasında sürekli rüzgarlarımız. Okyanuslarda akıntılara neden olurlar ve uç ayrılırlar. Alizeler, batı ve kutup rüzgarları olarak. Devir rüzgarlar nelerdir? Deniz ve karaların farklı ısınış. Bakın bu önemli bir detay. Devir rüzgarlarda aklına tutmam gereken en önemli bilgi deniz ve karaların farklı ısınış sistemlerinden kaynaklanan doğan rüzgarlar basınç merkezlerinin yerine göre yön değiştirebilme özelliğine de sahip rüzgarlarımız. İki ayrılırlar. Meltemler birinci rüzgarlarımız, musonlar ikinci rüzgarlarımız. Meltemler günlük sıcaklık ve basınç farkından oluşurlar. Yine iki ayrılıyor. Deniz ve kara meltemi, dağ vadi meltemi olarak iki temel başlıkla incelenecek. Musonlar ise yıl içerisinde. Bakın burada önemli bir detay var. Meltemler günlük kavramı geçtiği için günlük devirli rüzgarlar. Musonlar yıl kavramı geçtiği için yıllık devirli rüzgarlardır. Unutmayalım. Yıl içinde kara ve denizlerin farklı ısınış özelliklerinden oluşuyorlar. Yine iki ayrılıyorlar. Yaz ve kış musonları olarak. Peki genel rüzgarların genel özelliklerinden bir tanesi kısa süreli olmaları etki alanlarının dar olması ve yine ikiye ayrılmalarıdır. Bunlar sıcak yerler ve soğuk yerlerdir. Sıcak yerlerimiz Sirocco, Hamsin, Samyeli ve Fön. Soğuk yerlerimiz ise Bora, Mistral, Krivet ve Etezyen dediğimiz rüzgar türleridir. Türkiye ye etkileyen yerel rüzgarları alt başlıkta inceleyeceğiz. Bunlar hemen Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble ve Lodos olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bu konuyu detaylandıralım. Sürekli rüzgarlar demiştik. Neydi özellikleri? Hemen oradan bakalım. Yıl boyunca esme yönleri değişikliğe uğramayacak. Yıl boyunca esiş yönleri aynı. Sabit unutmayalım. Sürekli basınç kuşakları arasında esecekler. Yönlerini dünyanın eksen hareketine bağlı olarak sapmalar gözlemlenebilecek rüzgarlardır. Peki bunlardan ilki neydi? Arize rüzgarları. Genel özellikleri nelermiş arizelerin? Onlara bir göz atalım. 30 derece paralellerinden ekvatora doğru eserler. Neden 30'dan eserler ekvatordan esmezler sorusunun cevabı neydi arkadaşlar? Rüzgara her zaman yüksek basınçtan nereye doğru eserler? Alçak basınca doğru eserler. Ve 30 derece neydi? 30 derece enlemlerimiz yüksek basınç. Ekvator ise neydi arkadaşlar? Alçak basınç. O zaman ekvatordan rüzgar çıkma ihtimalini biz bir kaldıralım. Diyoruz ki o nedenle 30 dereceden ekvatora doğru esen rüzgârlardır alizelerimiz. Genellikle kuru rüzgârlardır. Ekvatordaki karaların doğu kıyılarına yağış bırakırlar. Yoğun olarak yağış bırakırlar. nere Ekvatordaki karaların doğu kıyılarına. Orta çağda deniz taşımacılığında kullanıldıkları için ticaret rüzgârları adını da alabilmiş olan rüzgârlardır alizeler. Evet bununla ilgili önemli bir notumuz var. Önemli bir de uyarıcı. Üst alizeler... Böyle bir tanım karşınıza çıkacak. Üst alizelerle ilgili yapacağım en önemli yorum. Ekvatorda ısınıp yükselen hava kütleleri eksen hareketi nedeniyle 30 derece paralellerine doğru çökerler. Ve burada dönence çöllerini oluştururlar. Bu önemli bir detay. Demek ki dönence çöllerinin oluşmasında eksen hareketine bağlı üst alizelerinde etkileri bulunmaktadır. Batı rüzgarları ise sürekli rüzgarların ikinci e, alt başlığı. Batı rüzgarları deyince aklıma... 30 derece paralellerinden 60 derece paralellerine doğru esen rüzgarlar gelecek. Hemen ben burada bir tanım yapıyorum yine. 30 derece yüksek basınç 60 ise alçak basınç. Rüzgarlar hiçbir zaman alçak basınçtan yüksek basınca doğru esemedikleri için 60'lar rüzgar çıkartmıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle 30'dan 60'a doğru esecekler. Denizden geçerken aldıkları nemi orta kuşaktaki karaların batı kıyılarına yağış olarak bırakırlar. Bu da önemli bir detay batıya yağış bırakacaklar ve orta kuşak karalarının batısına özellikle yoğun yağış bırakacaklar. Ilıman okyanusal iklimin oluşma sebeplerinden bir tanesi batı rüzgarlarıdır. Demek ki batı rüzgarların etkisi ılıman okyanusun oluşmasına da sebep olabilmektedir. İngiltere bu rüzgara bağlı yıl boyunca etkili yağışlar da alabilmekte. Onu da unutmayalım. İngiltere bununla ilgili en önemli örneğimiz. Kutup rüzgarları üçüncü ve son sürekli rüzgarımız. 30 dereceden ya da ya da sıfırdan çıkmıyor. Bakın şimdi 90'dayız. 90'dan nereye doğru çıkıyor? 60'a. Neden peki 90'dan 60'a? Çünkü yine 90'ımız yüksek basınç, 60'ımız alçak basınç ve rüzgarlarda hava hareketi yüksek basınçtan alçak basınca doğru. O nedenle yine 90'dan 60'a doğru esecek rüzgârlarımızdır. Son kutup rüzgarlarımız. Genelde kuru ve soğuk özellikte olan rüzgarlardır. Ancak 60 derece paralellerinde batı rüzgarlarıyla karşılaştıkları için cephe yağışlarına neden olurlar. Hemen hatırlayalım. Cephe yağışları hangi kuşağın ispatıydı? Orta kuşağın ispatıydı. Yani bir alanda cephe yağışı görüyorsanız mutlaka ve mutlaka orta kuşakta olduğunuzu bilmelisiniz arkadaşlar. Müzik <laughs>